Bulantı ve kusma çok önemli bir sağlık problemini işaret ediyor olabilir. Bulantı ve kusmanın birçok sebebi vardır. Örneğin yemek borusundan kaynaklanan, yemek borusunun alt uç tıkanıklı olan akalazya kusma yapabilir ama genelde bulantı olmadan gıdalar ağza özellikle yatar pozisyona geçince gelebilir. Bir ikincisi mide hastalıkları, özellikle diyabetik hastalarda midenin hareket bozukluğu vardır ve mide kasılamaz. Kasılamayınca da gıdalar birikir. Kişi ancak bunu ağızdan çıkartarak, boşaltarak rahatlayabilir ki biz buna diyabetik gastroparezi yani midenin hareket bozukluğu deriz. Ama mide tümörü de bunu yapabilir. Midenin çıkış bozukluğu, yani midenin çıkışında bir ince bağırsak geçişinde pilor dediğimiz kapı anlamında olan bir kapak vardır. Onun hastalıkları da bunu yapabilir. Mide tümörleri o bölgeyi tıkayabilir, 12 parmak bağırsağını tıkayabilir, ince bağırsak tümörleri, bazen de kalın bağırsak tümörleri bile bulantı ve kusma yapabilir. Ama bazı hastalarımızın araştırırız sindirim sisteminde bir şey bulamayız. Gastroskopi, kolonoskopi, tomografiler çekilir bir şey bulunamaz. Ama buradaki en önemli olay sadece sindirim sisteminden olmaz bulantı veya kusma. Beyinde kemoreseptör trigger zone denen bir bölge vardır. O bölgenin hastalıkları bulantı ve kusma merkezi olan bu bölgenin hastalıkları devamlı bulantı yaratabilir, arkasından kusma gelebilir. Ama beyin tümörlerinde çok ilginç bir şekilde genelde bulantı olmadan şiddetli biz ona projektil deriz. 1-2 metreye fırlayan, uzağa erişebilen kusma atakları vardır. Ve kişinin bu şekilde kusmaları varsa doğrudan beynin araştırılması gerekir. Sonuçta bulantınız varsa, bulantı veya kusmanız varsa veya sadece kusmanız varsa bunun üstünde durun ve mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurun.